Merhaba arkadaşlar, ben 11G sınıfından Doruk Aklam. Bugün sizlere faz diyagramları, Joule Thomson olayı ve gazlarda kritik sıcaklıktan bahsedeceğim. Faz diyagramları. AB eğrisi, katı, sıvı, denge durumunu belirler. Bu eğri üzerindeki noktalar, maddenin çeşitli basınçlardaki donma noktalarını veya erime noktalarını gösterir. AC eğrisi, sıvı, gaz, denge durumunu belirler. Bu eğri üzerindeki noktalar, maddenin çeşitli basınçlardaki kaynama noktalarını veya yoğunlaşma noktalarını gösterir. AD eğrisi, katı, gaz, denge durumunu belirler. Bu eğri üzerindeki noktalar maddenin çeşitli basınçlardaki süblimleşme noktalarını veya kırığılaşma noktalarını gösterir. A noktası. Üçlü nokta denir. Maddelerin katı, sıvı ve gaz hallerinin tümünün aynı noktada bir arada bulunabildiği sıcaklık ve basınç değerine üçlü nokta denir. Joule Thomson olayına geçtik. Örnek Joule Thomson olayının uygulamalarına buzdolabı, klima ve derin dondurucuların soğutulması, bisiklet sibobunda soğuma, bombada sıkışan gazın ısınması gibi örnekler verilebilir. Bu da gösterimiz termometreler bulunuyor burada. Buralarda manometreler bulunuyor. Gazlarda kritik sıcaklık. Bulunan sıcaklıklarda basınç uygulanarak sıvılaştırılamayan akışkanlara gaz denir. Buhar ise basınç uygulandığında sıvı hale geçen akışkandır. Gazların sıcaklığı arttıkça sıvılaşması zorlaşır. Tüm gazlar için ayırt edici olarak bir sıcaklık değeri vardır ki bu sıcaklığın üzerinde gaz sıkıştırılarak sıvılaştırılamaz. Bu sıcaklığa kritik sıcaklık denir. Madde ısıtıldığında sıvı halden önce buhar hale geçer. Buhar kritik sıcaklığa kadar sıvılaşma özelliğine sahiptir. Kritik sıcaklıktan sonra gaza dönüşür. Kritik sıcaklık ayırt edici özelliktir. Not: Buharın ıslatıcı özelliği varken gaz tamamen kurulur. Buharlaşırken ortamdan ısı alarak ortamın soğumasına sebep olan maddeler soğutucu akışkanlardır. Soğutucu akışkanlıkların bazı özellikleri. Kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır. Yanıcı, patlayıcı ve zehirli olmamalıdır. Ucuz olmalıdır. Az enerji harcamalıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.